önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere 3 seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde. Fakat bu kongrede netleşecek. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum. Şimdi Kemal Belgin, burada 3 tane seçenek var diyor önümüzde Ali Koç. Burada en ilginci, hatta hepsi çok ilginç de, yurt dışından bir, diğer sayfayı sonra vereceğim, konu konu gidelim. Yurt dışında bir takım alma ihtimalimiz var diyor. Kim alıyor? Fenerbahçe Kulübü. Aldı, ne olacak? İşte adını Fenerbahçe yapıp orada oynayacak. Burada oynamayacak. Sayın Başkan öyle ifade ediyor. Hayır, belki o ligde oynayıp bu maçları burada oynayacak mı? Bütün maçları mı orada oynayacak? O ligin takımı mı oynayacak? O ligin takımı niye buraya gelsin ki her hafta deplasmana? Kabul etmezler. Bence aldılarsa orada oynarlar. Yani hani gerçi çok tuhaf şeyler bunlar da sevgili seyirciler. Hani mecburen Sayın Başkan böyle bir açıklama yaptığı için bunu konuşuyoruz. Şimdi hani böyle olsun istiyoruz anlamında anlamayın. Şimdi mecbur Ali Koç konuşmuş, biz de üstüne böyle konuşmak zorundayız. Olur mu böyle bir şey? Şimdi Onurcuğum şöyle, böyle bir şey, şöyle bir şey. Eğer Fenerbahçe'nin bugünkü başkanı takımı ligden çekip ikinci ligde oynayacağını açıklayınca gerisini konuşmaya hiç ihtiyaç yok. Ey Ali Koç, var mı senin tarihinde böyle bir şey? Ha? Anlattık burada Gençler Birliği maçını. Milli Birlik Komitesi kulübü kapatma kararı aldı önce. O günkü başkanı, yöneticileri Fenerbahçe'nin ne yaptılar? Senin dünyadan haberin yok. Ne demek ya ligden çekilmek? Ne demek? Ha şu, bu sene de şampiyon olamazsam 6. sene işte bahaneler. O yüzden. O yüzden mi diyorsun? Yani. Bir de geçen gün, dün mü, evvelsi gün mü ne? Arada bir böyle bakarım. Fener TV'de bir yönetici daha çıktı. Neler söyledi abi? Erol Bilecik. Erol Bilecik, bravo. Of, of. Sizi kim oraya aldı, kim üye yaptı acaba? Yani siz bu seçeneklerden hiçbirine katılmıyorsunuz. Hiçbirine katılmam. Peki. Bu kaybedilme ihtimali bugün için yüksek olan, ama bana göre daha hiçbir şey belli değil, şampiyonluğun 6. senesi Ali Bey'in döneminde. Şimdiden, aha işte bak ben söylemiştim, bu yüzden kaybettik. Bir bahane. Evet. Olarak öne sürülüyor diyorsunuz. Aynen. Başka türlü ne yapayım ya? Peki. Diğer başlıklar da var ama bunu bu bir aramızda değerlendirelim. Ayrıca başka bir şey daha anlatırım istersen. Ben bir yerde program yapıyorum arkadaşlarımla. Bir televizyonda, burada değil, seneler evvel. Yine böyle bir şey oldu. Reklamları çekti Koç grubu. Reklamları çekti. 500 küsür bin dolar o zamanın parasıyla. Sonra ne oldu? Biz her şeyi söyledik ekranda. Belgelerle gösterdik söylediklerimizi. Sonra gittiler Aziz Yıldırım'ın koluna gidip patronun evine özür dilediler. Ve iade ettiler reklamları. Hadi yalan de. Hadi. Ne reklam abi bu? He? Ne reklamı? Reklamlar. Televizyonlara verilen normal reklamlar yok mu abi? Reklamı diyor. Böyle hepsini bir olay yaşanmış. 550 bin dolarlık reklam vermişler. Evet. Onu geri çektiler. Biz de ertesi programda belgelerle bir kere daha kanıtladık söylediklerimizin doğru olduğunu. Geri çektiklerini yani. He? Geri çektiğini mi kanıtladınız? Hayır. Anlattıkları hayır. Olayın yani, doğru olduğunu bir kere yani, daha konuştuk diyor. Bir kere daha kanıtladık. Ondan sonra Aziz programda. Yıldırım Bey'in koluna girdi. Gitti patron, rahmetli şu anda. Patronun evine özür dilediler ve reklamları iade ettiler. He? Ne haber? Peki, böyle bir olay yaşanmıştı. İyi geldi, biraz daha ver, öyle derler. Peki, Levent Tüzemen, bu üç ihtimal için bir siz ihtimal veriyor musunuz? Bu üç ihtimale. Ya ben söylüyorum, Ali Bey tek başına mı karar veriyor? Yoksa etrafındaki insanlarla
görüş alışverişinde mi bulunuyor, ondan etkisinde mi kalıyor? Fenerbahçe 3 Temmuz sürecini yaşamış bir kulüp olarak bahsediliyor ya, o zaman ligden çekilmemiş ya. Ve 2 sene sonra da şampiyon oldu. Evet. Ersun Yanal'la beraber. Ya şimdi futbolcusu başka konuşuyor röportajda. 8 maç kazanırsak şampiyonuz diyor. Hocası aynı şeyi konuşuyor. Başkanı farklı konuşuyor. Her telden ses var. Yani benim anlamadığım bir şey var. Bu kadar büyük bir camiayı bir tek kişi bu şekilde destek. Neyin desteği ya? Kaç bin kişinin desteği bu? Bu kararlar kolay alınabilecek kararlar mı? Çekmekle mi? Çok çok ciddi söylüyorum ya. Bunu yapmak için ya kulübün sahibi olursan ancak yaparsın evet. Bunu. Şimdi Levent abi burada belki diğer seçenekler enteresan geliyor bize ama futbol faaliyetlerine ara vermek çok çok daha futbol fazla yara verebilir. Ara vermek ne demek yani? Diyelim ara verdi. Hiçbir ligde oynamayacak. Evet. O zaman Fenerbahçe amatörden başlamaz mı? Evet. Yani ben bilmiyorum. Kuralları 5 sezon onu mu bekleyecek taraftarlar? Yani buna en güzel bu cevabı federasyon yetkilileri kurallar bilir baktıysan. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Bak bir şey söylüyorum. Bana yazı yazıyorsun. Bir tane Fenerbahçe'li birkaç tane adam var. Buna devlet bile izin vermez. Ya sen ne diyorsun ya? Olur mu abi böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Senin bir sürü orada Cumhurbaşkanlığı kupası mı var ya? Başbakanlığı kupan var. Bu ülkede kazandığın kupalar var. Sen nerede kazandın? Bunu Türkiye'de kazandın. Başka yerden takım alırız diyorsun. Takım alarak onun ismini Fenerbahçe yapmaya çalışıyorsun. Bir takımın adını da Fenerbahçe yapabilir şey. Başka bir yerde. Yapabiliyorsa eğer kulüp izin verirse yapabilir. Ama bir şey söyleyeyim. Buradan gidip orada başka Fenerbahçe takımıyla oynamak demek buna hiç kimse izin vermez. Yani bu nereye bağlı olacaksın? Kulübün kuruluşu 1907 olmayacak o zaman. O kulübe bağlayacaksın. Aldığın kulübün kuruluşu dönemi 45 ise 45 olacak. Yani şunu tartışacağımız ya hiç aklıma gelmez. Bu tartışacak bir nokta mı? Yani ben bunu anlamadım. Orada bulunan İnsanlardan hiçbiri de bir şey itiraz etmemiş mi yani? Yani çok şaşırıyorum. Hangi Fenerbahçeliyle konuşsan 100 kişiden 95'i falan neye göre, katılıyor buna. Neye göre? Kemal abi o dönemler insanlar bir sürü insan bir ara Trabzon'da çekti Alişen takım biliyorsun. Otto Baris zamanı. Evet. Bir yıl ceza aldı. Beşiktaş çıkmadı bir yıl ceza aldı kupada. Tamam. Bunları göze alabilirsin bir şeyler yapmak için. Mesela Galatasaray baskette çıkmadı şeye. Evet, Fenerbahçe maçına. Finale çıkmadı. Çıkmadı abi. Ya bunları yapabilirsin. Ben buna bir şey demem. Ama bu lig faaliyetleri durduracağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi nasıl olacak? Bir dakika. Sportif faaliyetleri durduruyorsun. Şeye gidiyorsun. Dışarıda bir takım alıyorsun. Adını Fenerbahçe oynuyorsun. Peki Opet Fenerbahçe var voleybolda. Şampiyon oldu, kupayı aldı kızlar. Onlar ne olacak? Yok. Basketbol takımı ne olacak? Hayır. Futbol faaliyetleri diyorsun. Ama bu Fenerbahçe kulübü başka olacak. Hı. O Fenerbahçe kulübü başka mı olacak? Yani. İki başlı. Böyle bir örneği var mı dünyada? Yok. Yok. Ya bunu çok inandırıcı bana gelmiyor. Yani gündem değiştirmek, akılları karıştırmak sağlıklı bir yorum değil ya.